Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Kısa bir süre ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine videolu konu anlatım ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları 3. sınıf zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Dersimiz matematik, konumuz kesirler. Kesirlerden günlük hayatta farkında olmadan sıkça kullanıyoruz aslında. Ama bunun farkında olamıyoruz. İşte örneğin yarım ekmek yedim. Çeyrek pasta yedim. Pastayı 8'e böldük. Herkes birer parça yedi derken hepimiz farkında olmadan kesirleri günlük hayatta kullanıyoruz. Matematiksel olarak nasıl ifade edeceğiz? Şimdi ona bir bakalım isterseniz. İleriki süreçte daha çok üzerinde duracağız. Pay, payda, kesir çizgisi nedir? Bunlar üzerinde daha çok duracağız ama öncelikle kesir sayısı nedir? Pay, payda nedir? Kısaca bu sayfamızda size belirtmek istiyorum. Bir örnek alalım. Diyelim ki 2 bölü 5. Burada 2 paydır. Şu çizginin adı kesir çizgisidir. Şu alttaki sayımız da paydadır. Payda dediğimiz yer tüm kısımdır. Tüm kısım. Ya da işte bir bütün kaça bölündüyse bunu gösterir. Pay dediğimiz kısımda burada kaç parça yenildiğini, kaç parça ya da işte kaç parça yenildiğini, kullanıldığını gösterir. Burada da bize kullanıldığını belirtir. Diyelim ki elimize bir pasta aldık. Bu pastayı 8 eşit parçaya böldük. Örneğin böldük. 8'e böldük. Kesir çizgimi belirttim öncelikle. Kaça böldüm bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasta dilimi kaça dilimledim? 8'e dilimledim. Nereye yazıyorum bakın? Paydaya yazıyorum. Diyelim ki bu pasta dilimlerinden İki parçasını yedim. Şöyle iki parçasını yedim. Bunu da nereye yazıyorum? Pay kısmına yazıyorum. Bir daha söylüyorum çocuklar. Bir bütünü kaç eş parçaya böldüysek paydaya yazıyoruz. Kaç parça kullanmışsak bunu da nereye yazıyoruz? Paya yazıyoruz. Az önce de dediğim gibi bir bütünü eş parçalara ayrılması gerekir. Kesir dediğimde bir bütünün eş parçalara ayrılması gerekir kesir olabilmesi için. Eş parçalara ayrılma olmadığı takdirde kesir oluşturmaz. Yukarıdaki şeklimize bakalım. Bakın burada bir bütün dikdörtgenimiz var ve bu bütün hiç parçaya ayrılmamış. O zaman biz buna nedir? Tam ya da ne diyebiliriz? Bütün adını verebiliriz. Burada ise aynı bütün, bakın iki eş parçaya ayrılmış. Bir, iki eş parçaya ayrılmış. Buna yarım ya da bir bölü iki ile ifade edebiliriz. Yine aynı bir bütün dikdörtgenimiz bir, iki, üç, dört parçaya bölünmüş. Buna da biz çeyrek adını veriyoruz. 1 bölü 4 olarak ifade edebiliriz. Yani bir bütün 2'ye bölündüğünde yarım, 4'e bölündüğünde çeyrek olarak ifade edebiliriz. Buradan yola çıkarak verilen şekillerimiz kesir mi değil mi hep beraber inceleyelim. Evet, bir karemiz var bakın. 2 eş parçaya ayrılmış çocuklar. Bakın tam ortadan ayrılmış. O zaman buna biz kesirdir diyebiliriz. Bir üçgenimiz var. Bakın bu birinci parçamız, bu ikinci parçamız. Bakın eş parça mı? Değil. O zaman bu kesir oluşturmaz. Kesir oluşturmaz. Kesir oluşturabilmesi için ne demiştik? Aynen burada olduğu gibi parçaların eşit olması gerekir. Yine bakın bir dörtgenimiz var. Bir dörtgenimiz var. Bu da tam ortadan iki eş parçaya ayrılmış bakın. Buna da kesirdir diyebiliriz.
Yine bir dairemiz var, çemberimiz de diyebiliriz var. Bakın burada yine iki eş parçaya ayrılmış mı? Bir bakın bakalım. Bu birinci parçamız, bu ikinci parçamız. Birisi küçücük, diğeri büyük. Bu da kesir oluşturmaz diye biliyoruz. Buradan yola çıkarak bir şeklin kesir belirtebilmesi için eş parçalara ayrılması gerekir. Burada olduğu gibi, burada olduğu gibi. Eş parça yoksa kesir de yoktur çocuklar. Biz buna kesir diyemeyiz. Şu üçgende ve dairede olduğu gibi biz bunlara kesir diyemeyiz. Verilenlerden yola çıkarak, şimdi verilenlerden yola çıkalım. 2 bölü 5. Burada kesir olarak ifade etmiş bize. Kesir olarak ifade edileni şekille gösterelim. En başta da söylediğimiz gibi bir bütün kaça bölünmüş bakın burada? 5'e bölünmüş. Hemen bölelim 5'e bakın burada. 1. Eş olmasına dikkat ediyoruz. Bakın burada. Evet. Çok düzgün olmayabilir. Evet. Kaç parçası yenmiş çocuklar? Bir bakın. Bakın burada. Kaç parça yenmiş? 2 parça yenmiş. 1, 2 parça şekilde ifade ettik. Gelelim diğer kesrimize. 8 bölü 10. Bir bütün kaça bölünmüş bakın burada? 10'a bölünmüş. Şöyle bölelim önce. 2'ye bölelim. Şöyle 2, 4, 6, biraz küçük büyük oldu ama evet şöyle yaparsak eşitlemiş sayılırız. Kaç parçası yenmiş bakın 8 parçası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçası kullanılmış. Gelelim 6'da 3 demiş. Bir bütün kaça bölünmüş bakın? 6'ya bölünmüş. Yine hemen şöyle bölelim 6'ya. Evet. 3'e bölelim önce. Böldük. Bu daha iyi oldu herhalde. 3'e böldük. Kaç parçası yenmiş? 3 parçası yenmiş. 1, 2, 3 parçası yenmiş. Kullanılmış. Evet. Yine bir bütün kaça bölünmüş? 12'ye. Bakın. Kesir sayılarını şekillerle ifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Şöyle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6 olsun. 2'ye böldük. 12. Kaç parça yenmiş? Kullanılmış 1, 2, 3, 4, 5 parça kullanılmış. Evet, diğer tarafa geçtiğimizde bu sefer şekil olarak verilmiş. Bizden ne olarak istiyor bakın? Kesir olarak istiyor, kesir sayısı olarak istiyor. İfade edelim şimdi. Kesir çizgimizi çizdik önce. Bir bütün kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4. Nereye yazıyorduk bunu? Paydaya yazıyorduk. Kaç parça kullanılmış? Bir parça kullanılmış. Gelelim bir alttaki şeklimize. Bir bütün kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Nereye yazıyorduk? Payda kısmına yazıyorduk. 8. Kaç parça yenmiş? 1, 2, 3, 4 parça kullanılmış. 4 bölü 8. Gelelim yine diğer bir şeklimize. Kaça bölünmüş bakın burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş yine. 8'e bölünmüş. Kaç parça kullanılmış bu sefer? 1, 2, 3 parça kullanılmış. Buna da 3 bölü 8 diyebiliyoruz. Bakın burada kesirle verilmiş olan kesir sayılarımızı şekillerle ifade ettik. Şekillerle verilmiş olan kesirlerimizi de yazıyla yazdık. Diğer bir sayfamıza geçmeden önce. Gelelim şimdi kesirlerin okunuşuna. Az önceki sayfamızda belirtmiştik. Kesirler nasıl yazılır? Şimdi bakalım boyalı kısım dediğimiz yere kesirlerimizi yazalım. Bu birinci şeklimiz kaça bölünmüş?
1, 2, 3, 4. 4, 8, 12'ye bölünmüş mü çocuklar? Evet. Payda kısmına yazdım. 12. Kaç parça kullanılmış? 1, 2, 3, 4 parça kullanılmış. Ben bunu nasıl okurum? 4 bölü 12 veya 12'de 4. Eğer ben bunu yukarıdan aşağıya okumak istiyorsam 4 şu kesir çizgisinin adını bölü olarak okurum. Aşağıdan yukarıya yani paydadan paya doğru okumak istiyorsam buna o zaman şu kesir çizgisinin adını D ya da dağ şeklinde okurum. Yani 12'de 4 veya 4 bölü 12. Yazıyla yazdığımızda ben bunu 12'de 4 veya nasıl okurum? 4 bölü 12 şeklinde okurum çocuklar. Bir daha yapalım. Bir örneğimizi daha yapalım bakın burada. Gelelim öncelikle ilk yapacak olduğumuz şey kesir çizgimizi çiziyoruz. Şuraya kesir çizgimizi çiziyoruz. Sonra bir bütünün kaça bölündüğünü sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nereye yazıyoruz bunu? Paydaya yazıyoruz. Kaç parça kullanılmış? 1, 2, 3 parça kullanılmış. Yazdım. Genellikle biz kesirleri okurken aşağıdan yukarıya şeklinde okuruz. Ama yukarıdan aşağıya doğru okuduğumuz zamanlarda olur. Nasıl okuyoruz genellikle? 8'de 3 demiştik değil mi çocuklar? Yani şuraya 8'de 3. Yani şu şeklimizin, şu kesir çizgimizin adı D oluyordu. 8'de, bakın 8'de 3. 8'de 3. Veya yukarıdan aşağıya okumak istiyorsam şu çizgimizin adı ne oluyordu? Bölü oluyordu. 3 bölü 8 diye okuyoruz. Son örneğimize gelelim. Yine kesir çizgimizi çiziyoruz. Kaça bölünmüş? 2, 4, 6, 8. Pardon bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'a bölünmüş. Evet. 9'a bölünmüş. Kaç parça kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5 parça kullanılmış. Bakın yine çocuklar. Nasıl okuyoruz burayı? 9'da 5. Aşağıdan yukarıya okuyorduk ya. Burası ne oluyordu? D ya da dağ oluyordu. Burası ne oluyordu o zaman? 9'da 5 şeklinde okuyorduk. Veya yukarıdan aşağıya okuduğumuz zaman bu çizgimizin adı bölü olarak geçiyordu. Veya ne diyorduk? Şu şekilde 5 bölü 9 şeklinde okuyabiliyoruz çocuklar. Dersimize ilk başlarken payda üzerinde durmuştuk. Yine birkaç örnekle konumuzu iyice pekiştirelim isterseniz. Az önce okunuşu görmüştük. 3'te 1, 5'te 2, 7'de 4, 6'da 4 şeklinde gösterilen sayılara biz ne diyormuşuz? Kesir sayısı diyormuşuz. Şimdi şu yukarıdaki sayımızın adı paydı. Çizgimizin adı kesir çizgisiydi. 7 de alttaki sayımızda paydaydı değil mi çocuklar? Bakalım şimdi burada açıklamamıza. Bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını ne gösteriyordu çocuklar? Bir bütünün kaç eşit parçaya kullanılsın veya kullanılmasın? Neydi? Paydaydı değil mi çocuklar? Paydaydı. Payda gösterir. Bu parçalardan kaç tanesinin alındığını gösterir. Bu neydi çocuklar? Kaç tanesinin alındığını, kaç tanesini kullanıldığını gösteren de neydi çocuklar? Paydı değil mi? Bu da payıyla ifade ediyorduk. Herhalde anladık. Gelelim birim kesir. Birim kesir nedir çocuklar? 7'de 1, 9'da 1,
beşte bir, üçte bir gibi bir bütünün eş parçalarından her birini gösteren kesirlere biz birim kesir diyoruz. Kısaca payında, bakın burada, kısaca payında bir olan kesirlere biz birim kesir adını veriyoruz. Bir örnekle daha iyi pekiştirelim. Kesirler verilmiş. 6'da 3, 5'te 1, 7'de 2, 9'da 1, 10'da 6, 8'de 1. Bu yukarıdaki kesirlerden birim kesir olanları işaretleyelim. 3 bölü 6, 1 var mı? Yok. 1 bölü 5, payında 1 var mı? Evet, birim kesir. 2 bölü 7, birim kesir mi? Değil. 1 bölü 9, payında 1 var mı? Evet, var. Birim kesir. 6'da 10, 1 var mı? Yok. 1 bölü 8, payında 1 var mı? Evet, var. Bu da nedir? Birim kesirdir. Buradan yola çıkarak çocuklar, buradan yola çıkarak verilen bu kesirler içerisinde kaçar tane birim kesir var? Bunları bulmak isteyelim şimdi. Bakalım bunları bulalım. Şu verilen kesirlerde birim kesirleri bulmadan önce, kaçar tane birim kesirlerini bulmadan önce hepsinin birim kesirlerini yazalım isterseniz. 10'da 5 birim kesri nedir bunun? 1 bölü 10. 7'de 2 birim kesri 7'de 1. 15'te 8 birim kesri 15'te 1. 20'de 12 birim kesri nedir? 20'de 12. Yan tarafa bir açıklama vermişiz bakın. Verilen kesir içindeki birim kesri bulabilmek için pay kısmına bakmamız gerekir. Yani şuradaki sayıların pay kısımlarına bakıyoruz çocuklar. Pay kısımlarına bakıyoruz. Payın adedi kadar da birim kesir bulunur. Bakın şimdi bundaki birim kesri bulalım. Pay kısımlarına baktığımıza göre 10'da 5 kesrinde kaç tane birim kesir vardır? 5 tane 10'da 1 birim kesri vardır. Diğerine bakalım. Nereye bakıyorduk? Pay kısmına bakıyorduk, değil mi? O zaman burada ne vardır? 2 tane 7'de 1 birim kesri vardır. Yine pay kısmına bakıyoruz. Ne vardır burada? 8 tane 15'te 1 birim kesri vardır. Son kesire baktığımızda yine pay kısmına bakıyoruz. 12 tane, pardon, burayı 12 yazmışız. 1 olacak. 1, evet. 12 tane ne vardır? 20'de 1 birim kesri vardır diyoruz. Gelelim kesirleri sayı doğrusunda göstermeye. Kesirleri sayı doğrusunda gösterme önemli bir konu çocuklar. Bunu 3. sınıftan başladık. 4'te, 5'te, 6'da sınıflarında göreceğiz. Sayı doğrusunu bilmemiz gerekiyor. Nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Öncelikle burada 5'te 3, 7'de 4, 9'da 5 kesirleri verilmiş. Bunları sırasıyla sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Sayı doğrusunu daha önce toplama, çıkarma, çarpmada, bölmede öğrenmiştik. Nasıl çizildiğini görmüştük. Yine kısaca bahsedeceğiz burada. Burada çocuklar bakın, payı, şurada payı, paydasından küçük. Bakın payı paydasından küçük. Payı paydasından küçük. Payı paydasından küçük. Payı paydasından küçük olan kesirler birden küçük olan kesirlerdir ve bunlar 0 ile 1 arasında gösterilirler. Bunları 4. sınıfta daha çok göreceğiz ama yine de kısaca bahsetmek istedim. Bir bütün kaça bölünmüş? Bakın ilk kesrimizde 5'e bölünmüş. 0, 1, 2,
3, 4, 5. Burada kesrimizi oluştururken çizgilere değil çocuklar, kaç parçaya ayrıldığına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İlk kesrimizde kesirlerin parçalarını belirtelim isterseniz. Burası bir bütün kaça bölünmüştü? 5'e bölünmüştü. 0 bölü 5. Burası 1 bölü 5. Burası 2 bölü 5. Burası 3 bölü 5. Burası 4 bölü 5. Bu kısımda 5 bölü 5. Bakın 5 bölü 5 1'e eşitlendi. Bölmede de gördüğümüz gibi 5'in 5'e bölümü 1'dir. Yani şu 5'te 5 kesri çocuklar tam kesirdir. Yani bütündür. Tam bir bütündür. Gelelim şimdi kaç parçası alınmış burada? Bakın burada kaç parça istiyor bizden? 3 parça istiyor. Az önce demiştik ki çizgileri değil, parçaları sayacağız demiştik. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça. Bizim istediğimiz yer nokta neresiymiş? Bakın 3 bölü 5 noktamız bu kısımmış. Gelelim yine 4 bölü 7 kesrimize. Bir bütün kaça bölünecek bakın? 7 eşit parçaya bölünecek. Şurası 0'da. 0'ı saymıyoruz. Başlangıç noktasını saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın parçaların hepsi birbirine eşit. Aynen burada yine yazabilirsiniz. İşte 0 bölü 5'tir burası. 1 bölü 5'tir. 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 5, 6 bölü 5, pardon 7, bunlar pardon 7, özür diliyorum 7, 7'ye böldük çünkü bir öncekine gittim, 7, 7, 7 bölü 7. 7 bölü 7 neyi ifade etti bakın çocuklar? 1'i ifade etti. Kaç parça istiyor bizden? Bizden yine 4 parça istiyor. Az önce dediğim gibi noktaları değil parçaları sayıyoruz. Birinci parçamız, ikinci parçamız, üçüncü parçamız, dördüncü parçamız. 4 bölü 7 noktamız neresi? Şu kısım. Gelelim son örneğimize. Yine burası da 9'da 5. Bir bütünümüzü kaça bölmemizi istiyor? Şu sayı doğrumuzda 0 başlangıç noktasıydı. Saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a böldük mü çocuklar? 9'a böldüğümüz parçanın şu kısım 1'e tekabül ediyor. 9'a böldüğümüz parçanın kaç parçasını kullanmamızı istiyor? 5 parçasını. Az önce dediğimiz gibi çizgileri değil parçaları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu noktamız bizim 9'da 5 noktasına göstermektedir. Gelelim kesirlerde sıralamaya. Bu da yine önemli bir konumuz. Kesirlerde sıralamayı anlatırken size küçük bir problemle anlatırsam daha iyi kavrayacağınızı düşündüm. Ömer ile Ege pasta yemek istiyorlar. Pastanın 8'de 3'ünü Ömer, 8'de 2'sini de Ege yiyor. Kim daha çok pasta yemiştir? Bakalım şimdi Ömer ile Ege pasta yiyor. 8'de 3'ünü, 3 parçasını yani 8'de 3'ünü, şu 8'de 3'ünü kim yiyormuş? Evet, Ömer yiyormuş. 8'de 2'sini de yani geriye 2 parçasını da şuradan 2 parçasını da 8'de 2 parçasını da şu parçayı da Ege yiyormuş. Evet bakın burada da gördüğünüz üzere şekil üzerinde gördüğümüz gibi kim daha çok pasta yemekte? Gördüğümüz üzere Ömer daha çok yiyor. Yani o zaman ne diyebiliriz? Bakın burada. Büyüktür, küçüktür diyebilir miyiz? O zaman 8'de bakın burada
Şöyle 8'de 3 büyüktür. Büyüktür kaçtan? 8'de 2'den diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Şu büyüktür ve küçüktürleri biz doğal sayılarda sıralamada daha önce öğrenmiştik. Sembolle yazmamız gerekiyor artık. Sembolle yazabilmemiz için de küçük bir hatırlatmamız vardı bizim. Şöyle küçüktür ve büyüktür. Açtığımızda başına bir çizgi çektiğimizde şöyle bakın. Eğer karıştırıyorsak bunları çizdiğimizde birer parça çizdiğimizde. Bakın bu B'ye benzedi. Bu da K'ye benzedi. Buradan yola çıkarak ne diyebiliriz sembolle yazdığımızda? 8'de 3 büyüktür. 8'de 2'den diyebiliriz. Bunun tam tersini de yazabiliriz çocuklar. Burada büyükten küçüğe sıraladık. Küçükten büyüğe de sıralayabiliriz. O zaman ne yaparız? 8'de 2 küçüktür. Bu sefer küçüktür sembolünü kullanmamız gerekir. 8'de 3'ten diyebiliriz. Bakın. Gösterdiğim yazdığımı şekille daha iyi görebiliyorsunuz. Şimdi aşağıda verilen kesirleri sıralayalım. Az önce de dediğimiz gibi dipnotta da düşmüşüz. Paydaları eşit kesirlerden payı büyük olan kesirler daha büyüktür. Çocuklar burada kesirlerde sıralama yaparken iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor burada. Nasıl iki şeye? Paylarına ve paydalarına, pay ve paydalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Önce bakarız burada. Paydaları eşit mi? Evet, bakın burada 8, 8, 8. O zaman paydaları eşit olan kesirlerde dedik. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. Payı, çünkü az önce de dedik ya 8'de 3 büyüktür. Payı en büyük olan burada büyüktür, değil mi? Sıralamaya koyduğumuzda 8'de 6 büyüktür. Daha sonra 8'de 4 büyüktür. 8'de 2'den diyebiliriz. Yine bakıyoruz. Paydalar eşit, bakın. 5, 5, 5. Paydalar eşit. Paydalar eşitse ne yapıyorduk? Payına bakıyorduk. Payı en büyük olan kesir en büyüktü. Ne yapıyoruz? O zaman 5'te 4 büyüktür. 5'te 2 büyüktür. 5'te 1'den. Hadi gelin bu son örneği de küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Yine kesirimize bakalım. Paydalar eşit. 9, 9, 9. Payı büyük olan en büyüktü. Bunu küçükten büyüğe sıralayacağımız için 9'da 2 küçüktür. Bu sefer sembolümüz küçüktür sembolünü kullanıyoruz. 9'da 3 küçüktür. 9'da 5 diyebiliyoruz. Büyüktür veya küçüktür kullanarak büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe istediğimiz şekilde sıralayabiliriz. Az önce de dediğimiz gibi kesirleri sıralarken iki şeye bakacağız dedik. Payları mı eşit, paydaları mı eşit? Bir öncekinde paydalar eşitti. Burada da bakın çocuklar, paylar eşit. Paylar eşit. 3, 3, 3. Dipnotumuza bakalım. Payları eşit olan kesirleri sıralarken paydalarına bakarız. Paydalarına bakıyoruz bu sefer. Paydası küçük olan kesir en büyüktür. Nasıl olur öğretmenim? Bakın, bir ekmek düşünün. Bir ekmeği 5 kişi paylaştığında mı daha çok size pay düşer? 8 kişi paylaştığında mı daha çok pay düşer size? Ne kadar az kişiye bölersek size o kadar çok pay düşer. O yüzden diyoruz ki payları eşit olan kesirlerde paydası en küçük olan kesir en büyüktür. Yani ne olur burası? 5'te 3 büyüktür. 7'de 3 büyüktür. 8'de 3'ten. Yine bakıyoruz. Paylar eşit. 1, 1, 1. Az önce ne demiştik? Paydası en küçük olan kesir en büyüktü. Elma düşünün. Elmayı 3 kişiye paylaştırdığında
ya da 4 kişiye ya da 7 kişiye paylaştırdığında sana 3 kişiye paylaşan daha çok elma yer, 7 kişi paylaştığında daha az elma düşer. O yüzden ne diyoruz? 1 bölü 3 büyüktür 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü 7. Az önce yaptığımız örnekteki gibi bunu da küçükten büyüğe doğru sıralayalım isterseniz. Evet, 2, 2, 2 paylar eşit, yine paydalarına bakıyoruz. Paydası dedik, en küçük olan en büyüktü. O zaman en büyük olan da en küçük olacak. Ne diyoruz o zaman? 10'da 2 küçüktür. 9'da 2 küçüktür. 7'de 2 küçüktür. 5'te 2 kesrimizden diyoruz. Evet çocuklar. Dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize sağlıklı, sevgi, başarı dolu günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum.